Esselamu aleyküm değerli takipçilerim. Hepinizin Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selameti, Türkçesi güvenli, esenli, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Selamların en güzeli Allah'ın selamıdır. İnsanlar Esselamu aleyküm derken insanlar birbirine dua etmiş oluyor. Birbirini Allah'a emanet etmiş oluyor. Ve aleyküm selam dediği zaman da seni de Allah korusun. Türkçesi en kısası budur. Dolayısıyla en anlamlı şey insanların birbiriyle karşılaştığı zaman birbirine dua etmesidir. Değerli kardeşlerim, bu aralar işte siyasi alanda Diamond'dan dolayı çok tartışmalar var. Bunlar arkadaşlar benim ister istemez ilgimi çekiyor ama bizim böyle şeylere vakit ayıracak durumumuz yok. Eğer bir Müslüman olarak İslam'ı kabul ediyorsak, İslam'a inanıyorsak, İslam'ı savunuyorsak yapmamız gereken şey önce kendi nefsimizi arındırmak, önce kendi cehaletimizi giderecek olan Kur'an-ı Kerim'le kendimizi bilgilendirmek, kültürlendirmek ve uygulayabildiğimiz kadar nefsimize ayetleri uygulamak. Aksi takdirde Şekila'da gördüğünüz gibi Taha suresi 123. ve 126. ayetlerinde insanın Hazreti Adem'den işte kıyamet günü hesaba çekilmesini özetleyen bu 3 ayette durum özetlenmiş. Yani oradan inin diyor. Nereden? Artık cennetten dünyaya mı gelmişler? Gökyüzünden mi dünyaya gelmişler? Anaların karnından mı dünyaya gelmişler? Bir yerden inin diyor. İniyorlar cinler ve insanlar. Bunlara ne diyor? Benden size hidayet, Allah'a ulaştıracak doğru yolu gösteren Kur'an geldiği zaman diyor, kim benim hidayetime uyarsa o sapmaz ve bedbaht olmaz. Bedbaht nedir? Bed, farça değil mi? Baht, şans, kötü şanslı olmaz değil mi? Türkçesi bedbaht olmaz diye farça, artık baht neyse, Arapça mı farça mı, kültürümüz yetmiyor görüyorsunuz işte. Niye anlatıyorsun? Ya insanlar hep böyle suyun köpüğüyle uğraşıyorlar. Pilukal dediğimiz çerçöple uğraşıyorlar. Zamanlarını boş işlerle uğraşıyorlar. Kardeşim, bir şeyi tartışacaksak, bir şey konuşacaksak o da biz Allah'tan gelen bu Kur'an'ı ne kadar öğrenmeye için çaba sarf ettik. Ne kadar eskiden diyorduk kimliğimizde Müslüman yazıyor, ne kadar Müslümanız. Şimdi kimlikte de yazmadığına göre artık Müslümanlık lafta kalmış oluyor yani. O yüzden bir insan anne babası Müslümandır diye Müslüman oluyor mu? Orası benim ilgi alanımın dışında ama Kur'an bize ne diyor arkadaşlar? Eğer bu Kur'an'dan yüz çevirirseniz, burada diyor ki beni anmaktan yüz çevirirseniz, yani sosyal hayatınızda, yaşantınızda Allah'ı hatırlamazsanız, Allah yokmuş gibi yaşarsanız, kendinizi bu yeryüzünün ilahı gibi görüp işte mevki makamınız, paranız, sağlığınız, gençliğiniz, güzelliğiniz yerinde diye her halde işleyebileceğinizi zannederseniz ne diyor arkadaşlar? Kıyamet gününde ben sizi kör haşr edeceğim diyor. Evet. Kul ne diyecek? Ben görüyordum eskiden. Şimdi niye ben hani görmüyorum diyor. Çünkü diyor sana ayetlerimiz geldi. Sen onları unuttun diyor. Yani umursamadın. Aslında bunların hepsini şey yapmak lazım. Tekrar tekrar sorgulamak lazım arkadaşlar. Taha 123 müydü? Diyanet diyelim. Ya da karşılaştırmalı meal mi diyelim. Neyse. Yani bu evet bayağı bir uzun almış burası da arkadaşlar. Kompozisyon bozulmasın diye. Daha önce Hazreti Adem'den de söz almış
Allah'ın yolunda gideceğine dair. Ama diyor biz onu kararlı bulamadık. İşte insanoğlunda olan bu. Bizde bir kararlılık yok. İstikamet üzere duramıyoruz. Zaman zaman günaha giriyoruz. Zaman zaman unutuyoruz. Meleklere ne diyor? Adem'e secde edin diyor. İblis hariç o boyun eğmiyor ona. Hepsi boyun eğiyor. Evet, bunun üzerine Allah ne yapıyor? Tabii bu bir kurgudur arkadaşlar. O bir tarafta nasıl gerçekleşmiş, bizim bu dünyadaki tahayyül ettiğimiz, düşünebildiğimiz, hayal edebileceğimiz gibi mi değil mi bilmiyoruz ama burada bize düşen amennâ ve saddakna, işittik ve itaat ettik. İman böyle her şeyle apaçık, her şeyle önüne, işte şu an bu görüntüyü gördüğün gibi olsaydı zaten imtihanın bir anlamı kalmaz. Yani bazıları bir şeyleri ispatlamaya çalışıyor. Kardeşim bir şeyleri ispatlamaya gerek yok. Tamam mı? Mesele Allah'ın varlığına inanmak da değil. Allah'ın varlığını zaten şeytan da kabul ediyor. Şeytan ahiret günü de kabul ediyor. Mesela bu kabul ettiğinin yolunda ne kadar gidiyorsun? Mesele burası. Yani birçok kişi durup dururken Allah var mıydı yok muydu, cennet var mıydı yok muydu, ya varsa olsa ne olur, yok olsa olur, sen onu takmadıktan sonra. İşte buradaki tehdit niye geliyor? Yüz çeviriyor yani. Sen onu takmıyorsun, ona göre bir yaşam biçimin yok ki. Ona göre bir yaşam biçimi yoksa inanıyorum demene de bir anlam yok. Evet, işte diyor ki burada cennette kalırsan diyor rahat edersin, mutlu olursun. Buradan çıkarsan acılar var değil mi, sıcaklık var. İşte ne yapıyor, ediyor, bu şeytan oraya gidiyor. Allah önlemini alsaydı, girmeseydi bize de bu dünyada bu kadar rezillik çekmek nasip olmasaydı. Ya işte bu film yönetmeni gibi düşün. Yani Allah her şeyi dizayn etmiş, böyle bir imtihan dünyası kurmuş. Yani buna itiraz etmenin bir alemi yok. Edersen de bir anlamı yok. Çünkü seni kimse takmaz ki, ya da beni kimse takmaz ki. Yani biz İstesek de istemesek de bugün buradayız. Buradaysak bize düşen aklımızı kullanmak, biraz düşünmek, biraz tefekkür etmek. Şimdi onlara da geleceğiz. Buradan dünyada yaşarken insanlar için en güzel nizam, en güzel mutluluk aracı nedir? Ona biraz kafa yormak. Durmadan İslam'a saldırıyor. Ya İslam'ın olmadığı beşeri sistemlere bir bakın. Hele insanlar ne kadar mutlu, ne kadar depresyonda, ne kadar eroin kullanıyor, ne kadar sapıklaşmışlar. Kimse o tarafa baktığı yok. Durmadan işte İslam'dan bir şey cımbızla çekiyorlar, alıyorlar. Bakın İslam arkadaşlar kafası başka bir kafa. Yani şöyle düşünün. Siz kamyona taksinin lastiğini takarak ya da tıra ona yük taşıtıramazsınız. Ya da işte motosikletin bir silindirli motorunu takarak tırı taşıtıramazsınız. Çünkü tırın mekanizması, paradigması değil mi? Parçaları bütünlüğü farklıdır. Otomobilinki farklıdır. Küçük motorunki farklıdır. Şimdi ilahi sistemin de paradigması farklıdır. Onu kendi nefsimizden, diğer beşeri yaratılmış insanların gözlemlerine dayanarak, işte orasından burasından uydurdukları, çoğu zaman rakamları çarpıttıkları, işine geldiği gibi gösterdikleri yamalarla oluşturdukları ideolojileri getirip İslam'la bunu yoğurmaya çalıştığınız zaman, işte bir araba tıra gidip otomobil motoru takmak, otomobil lastiği takmak gibi olur. Çünkü İslam'ın kendine göre bir paradigması var. Onu bir bütün olarak kavramadan oradan bir cımbızla al. Bu teker çok büyük. Oğlum o teker otomobile göre değil zaten. O teker tıra göre. Ya bu tırın kasası çok uzun. Zaten 3 kişi binmeyecek bu. 3 kişilik spor otomobil değil bu. Bu bütün dünyayı kapsıyor. Anlatabildim mi? O yüzden içinden cımbızla bir şeyleri çekip orasını burasını çekip tartışma yapanlar ilgi görmek istiyor. Allah onları kullanarak bizi imtihan ediyor aslında. Siz ne kadar dininizi biliyorsunuz? Dininizi savunacak ne kadar bilginiz var? Ne kadar bilinçli Müslümansınız? Bizim bunlara hani linç etmek yerine ya ne bileyim mahkemeye vermek yerine teşekkür edip dinimizi araştırmaya başlamamız lazım. Kitabımızı okumaya başlamamız lazım. Yani bu tür, yani nasıl ki Allah değil mi, bir
katil aracılığıyla şehit ediyor bir Müslüman. Müslüman cennette gidiyor değil mi? İşte bu dinin orasından burasından cımbızla çeken şanssız insanlar, Allah onlara da hidayet ersin. Onların aracılığıyla senin kendi dinini sorgulamanı istiyor. Sen ne kadar Kur'an'ı biliyorsun? Sen Kur'an'a ne kadar uyuyorsun? O cımbızla içinden çekiyor. Sen o cımbızla içine çektiği yaprağı mı takılacaksın, yoksa ağaca, ormana mı bakacaksın? İşte o yüzden arkadaşlar, bu Kur'an'ı önce bizim toplumun, yani daim temayı linç etmek yerine Kur'an'ı ne kadar okuyoruz gündem yapmamız lazım. İnsanları Kur'an'a davet etmemiz lazım diye ben nacizane kendi fikrimi belirtmiş olayım. Onun dışında arkadaşlar, demek ki Müslümanlar Kur'an'dan, zikirdir Kur'an'ın adı. Bakın, zikirdir Kur'an'ın adı. Enbiya suresinde değil mi? De ki, eğer gece ve gündüz size azap göndermek istese sizi Rahman'a karşı kim koruyabilir? Tamam, eleştiriyorsunuz dini, onu bunu da kardeşim, fırtına koptuğu zaman, yani en basitinde, yani depremi de, seli de, susuzluğu da, yiyeceksizi de bir kenara bırak, ki bunlar hepsi çok önemli şeyler. Yani Allah'ın nimetleri olmasa senin bu taptığın beşer insanlar mı sana gıda yaratacak? Senin bir organın eksik olduğun zaman kalbin, gözün, ayağın dünya kadar para istiyor. Allah hepsini karşılıksız vermiş sana. Bunları geçtim. Azrail canını almaya geldiği zaman hangi beşer seni kurtarabilecek? Senin kendi aklın yok mu da bu kadar dine saldırıyorsun? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? İşte dinine saldırıyorsa ve senin kılın kıpırdamıyorsa, demek ki sende de bir din hakkında şüpheli durumlar çok fazla ki dinle ilgili bir şey, bir cümle söyleyecek durumun olmuyor. O yüzden arkadaşlar, insanları Allah uyarmak için peygamberler göndermiştir, kitaplar göndermiştir ve bu kitapları, yani benim size okuyacağıma, siz kendiniz Kur'an-ı Kerim'i okursanız kendi nefsinizi her gün uyarmış olursunuz, tefekkür etmiş olursunuz. Bu da işte 1000 yıl mı, 1000 gün mü, neyse artık hadisi tam hatırlamıyorum. Nafile ibadet etmektense 1 saatlik tefekkür daha evladır, daha çok sevaptır diye hadisler var. Yani tefekkür etmek, bakın, bizzat Kur'an'da geçiyor. Yani akıl sahipleri ne diyor? Ayakta dururken, yani otobüs durağında da sevap kazanabilir. İbadet illa camide olmaz, otobüs durağında da olur, otobüsün içinde de olur, yatakta da olur, otelde de olur, piknikte de olur, deniz kenarında da olur. Sen Allah'ı hatırladığın her yerde Allah'ı zikrediyorsun, anıyorsun demektir. Allah'ı anmak, işte burada söylüyor yani. Nedir? Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde tefekkür etmektir. Sen bu gökyüzünü direksiz tutuyorsun. Sen bu nimetleri bize yaratıyorsun, veriyorsun. Bak, sağlığım yerinde, işte böbreğim iyi çalışıyor, kalbim iyi çalışıyor. Ben bunun farkındayım. Bunun farkına vardırdığın için de sana şükürler olsun, hamdü senalar olsun. O bir insanlar sağlığı yerinde, gençliği yerinde, imkanları bul, ama sanki Allah yokmuş gibi yaşıyorlar. Eğer sen bu ayrıma varabiliyorsan, işte bu Allah'ı zikretmektir. Sadece Allah'ı zikretmek, tesbih, Allah eline alıp Sübhanallah, Sübhanallah, 99'luk tesbihi, 33'lük tesbihi çekmek değildir. İşte bakın ne diyor? Allah'ı düşünerek, Allah'ın yarattıkları üzerinde düşünerek, sen bunları boşuna yaratmadın, bu kadar nimeti verdin, biz bunlara karşı yeterince sana şükür etmedik, edemedik, seni insanlara hatırlatmak için tebliğ edemedik diye kendi nefsini hesaba çekip bizi cehennem azabında koru derler. Kim diyormuş? Gerçek inananlar. İşte bu seviyeye gelmek için ne gerekiyor? Kırmızı kitaplara, sarı kitaplara, beşeri insanların, cemaatimize gelin, partimize gelin,
Bizim yazarın kitabını okuyun demek yerine Allah'ın kitabına gelin. Allah'ın kitabından daha iyi bir korkutucu, daha iyi bir hatırlatıcı, daha iyi bir insanın yapısına uyan, onun paradigmasını değiştirecek bir kitap yoktur. Kişisel gelişim kitapları Kur'an'ın yanında trilyon defa solda sıfır kalır. Yani hiçbir kitabı Kur'an'ın insanı değiştirdiği gibi değiştirme gücü yoktur. Yüzyıllardır insanlar bu Kur'an'ı okuyarak yanlıştan doğruya, batıldan gerçeğe, değil mi? Dönmüşlerdir. Kötü hayatlarını tam tersi 180 derece dönerek iyi insan olmuşlardır. Hazreti Ömer'den tutun da günümüzdeki işte yanlış yolda insanların tövbe ettikten sonra melekleşmeleri gibi. O yüzden diyor, de ki eğer gece veya gündüz size azap göndermek istese sizi Rahman'a karşı kim koruyabilir? Yani Amerika'da o fırtınalar olduğunda, o kasırgalar esnasında Amerika kendi vatandaşlarını koruyabiliyor mu? Her gün binlerce insan Amerika'da ölüyor. Amerika kendi vatandaşlarının canının Ezrail tarafından almasını engel olabiliyor mu? Siz kime güvenerek de bu kadar İslam'a saldırıyorsunuz? O güvendiklerinizin hepsi geberip gidecek. Hiçbir ordu, hiçbir cumhurbaşkanı, hiçbir para baronu ölümden kaçamaz. Buna rağmen korkup ona yönelecekleri yerde Rablerinin zikrinden ve kitabından yüz çeviriyorlar. Gidip maçlarla, işte benim gibi borsayla, onunla bununla vakit kaybediyoruz. Bunda şaşılacak bir şey yok diyor. Yani Allah'ın azabını hatırlatarak sizi uyarması, peygamberin veya Kur'an'ın, işte Allah insanla ilgileniyor. Sizi niye şaşırtıyor ki? Allah kulunu seviyor. İşte yarın öbür gün ahirette gittiğinde, ya Allah'ım ben aslında bilseydim bu kadar cehennemin şiddetli olduğunu, cennetin bu kadar güzel olduğunu, kendimi buna adardım. Cenneti kazanmak için ömrümü tüketirdim. Cehennemden uzaklaşmak için bütün haramlardan vazgeçerdim dememesi için işte Allah Kur'an'ı göndermiş. Bunda şaşıracak ne var? Şaşılacak olan hem Müslümanım deyip hem bundan bir haber yaşamak. Hem bunun sadece müzik gibi nini dinlemek yani. Üzerinde düşünmemek, okumamak, bir haber olmak. Gaflet ve delalet içinde ömrünü boş işlerde harcamak, boş işlerin peşinde gitmek. Onun için arkadaşlar, İçinizden biri vasıtaysa size Rabbinizden bir uyarı ve nasihat gelmesine mi şaşıyorsunuz? İşte bu uyarı ve nasihatin kaynağı Kur'an'dır. Ahmet vesile olur, Mehmet olur, Ali olur, Ayşe olur, Hasan olur, Hüseyin olur. Biri buna vesile olup size Kur'an'a gelin diyorsa Kur'an'a gidin arkadaşlar. İşte bu Kur'an'da bizim indirdiğimiz çok şerefli, her bakımdan bereket yüklü, öğüt kaynağı bir kitaptır. Hal böyleyken siz onu inkar mı ediyorsunuz? Kur'an 1400 yıl önce, Aristo 2500 yıl önce. Aristo şunu dedi, Eflatun şunu dedi, ismini bilmediğimiz Bacon şunu dedi, bilmem o bunu dedi. Lan o da senin gibi bir insandı. Bundan 2500 yıl önce kıt imkanlarla sadece duayı gözlemleyerek söylediği 3-5 sözün peşinde gidiyorsun da Kur'an'ın kendi içinde çelişkisizliği, kendi içinde önerdiği hükümlerin insanın sosyal hayatı için, dünyanın cennet olması için üstünde düşündüğün zaman ne kadar mükemmel olduğunu görmeyip de Ali'ye Veli'ye mi bakacaksın? Bakın anayasalar yapılıyor. Her zaman değiştiriliyor. Kur'an 1400 yıldır değişmedi. 1400 140 bin yıl daha olsa değişmeyecek. Çünkü yani bir telefon aldığınız zaman kendi kafanızda orasını burasını kurcalayarak onun performansını tam kullanamazsınız. Onun kullanma kılavuzunu kullanarak ancak yapabilirsin. Bir araba alınca da böyle, bir çamaşır makinesi de böyle. Yani herhangi bir elektronik alet aldığında ne yapıyorsun? Onu kullanma kılavuzunu kullanarak ondan faydalanıyorsun. Onun en iyi şekilde performansını kullanabiliyorsun.
Ya insana da yaratan Allah'tır. Kabul etsen de etmesen de. İnsanın zaaflarını da bilen, eksiklerini de bilen, hıyarlığını da bilen, eşrefi mahlukatlığı da bilen odur. Dolayısıyla onun gönderdiği kitap ancak insanı mutlu eder. İnsanı başıboşluktan kurtarır. İnsanın hayatına bereket katar. Bakın İslam dışı yaşamlarda kumarla insanlar hayatı son buluyor. Şatafatla, gösterişle, el alem ne derle, kredilerin altına gidiyorlar. Ömür boyu bir ev, bir araba için çalışıyorlar. O ne der, bu ne der, hayatlarını zehir ediyorlar. Bu şeytan ve uşakları da enflasyon yaparak insanların hayatındaki alım gücünü düşürerek paradan başka bir şey düşünemez hale getiriyor bizi. İşte buradan kurtulmak için Kur'an'ın bereketine sığınmamız lazım. Kur'an'a sığındığımız zaman ne kumardan ne şans oyunlarından medet umarız. Adam gibi de çalışıp israf etmeyince de bereketli olur hayatın bu dünyada. Öbür dünyada da zaten cennette en büyük zenginlik, en büyük nimet, en büyük kazanç önce aklını kullanmaktır, sonra da cenneti kazanmaktır. Aklını kullanamayan cenneti de kazanamaz. Yani bir insan doğruyla yanlış ayırt edebiliyorsa, hız yapıp bir tırın altına girmeyip gevermiyorsa demek ki aklını kullanıyor, tedbirli oluyor. İşte yaşamda da böyledir. Bu peşinde gittiğiniz ideolojilerin sahipleri, o geçen işte bir tweet gördüm. Ateist diyor ki cehennem de varmış, Allah da varmış, bana sakın diyor. Ateist diyor. Ölüm döşeğinde ona gelen ateistleri tasvir ediyor. Sakın diyor bana diyor şey olmadığını söylemeyin, cehennemin olmadığını söylemeyin diyor. Ben görüyorum onu gözlerimle. Yani illa can boğaza gelince mi göreceğiz cehennemin olduğunu? Yaşarken de zaten İslam'a uygun yaşamadığın zaman başına gelmeyen kalmıyor. Huzursuzluktan ne yapacağını bilmiyorsun. Depresyon hapları yeterli olmuyor. Basit içkiler kifayetsiz kalıyor. Uyuşturucular yetmiyor. En son altın vuruşla hayatına son veremezse 18. kattan aşağı atlayarak kendini bir trenin altına atarak son buluyor. Batı medeniyeti ideolojilerin insanları deistleştirerek, ateistleştirerek bilmem ne istlerinin hepsine tüküreyim ya. İst ne ya? Ne isti ya? O yüzden Kur'an'a bir bütün olarak kendi içinde önce bakmak için bütün Kur'an'ı baştan sona okumak lazım. Önce Allah'ı tanımak lazım. Ya Allah'a inanıyorum demekle iş bitmiş olmuyor. Şeytan da Allah'a inanıyor. Ahirete inanıyorum demekle iş bitmiş olmuyor. Şeytan da kıyametin geleceğine, ahiretin var olduğuna inanıyor. Mesele Allah'ı yaratıcı kabul ettiğin gibi ne kadar senin hayatına müdahale etmesine izin veriyorsun, ne kadar da reddediyorsun. Mesele Allah'ın ilahlığını kabul etmektir. Bunun için de Kur'an'ı bir bütün olarak kavramak, bir bütün olarak okumak gerekiyor. Eğer hayat üzerinde düşünüyorsanız bir seferde Kur'an'ı Türkçe olarak baştan sona okuyun. Ayetlerin üzerinde tekrar tekrar düşünün. Ve dönüp bu ayetler uygulanmadığı için şu anki dünyadaki fakirden alınıp zengine aktarılan sistemin milyonları nasıl köle ettiğini düşünün. İnsanların birbirinin hurdu olduğunu, birbirini parçaladığını, birbirini soyduklarını düşünün. Beşeri sistem demek birbirine kazık atmak demek. İlahi sistem demek ağzındaki lokmayı, yani o Bedir Savaşı'nda, Uhud Savaşı'nda şehitlere su veriliyor. Kendi ölmek üzereyken suyu içmiyor. Yanındaki yaralıya, kardeşine veriyor. Ensar, muhacir, yani Mekke'den Medine'ye gidenlere, yani eşlerini bile, 10 tane karım var, 4'ünü bırakayım, 6 sene boşanayım, size vereyim, eşsiz bile kalmayın diyor. Evini paylaşıyor, tarlasını paylaşıyor, ekmeğini paylaşıyor. Geldiğimiz noktada tam tersi oluyor. Toplayıp toplayıp birilerine aktarıyor. Bunun adına da din diyor. Din bu değildir. Din bencil insan yaratmaz. Cin paylaşımcı insan paradigması oluşturur. Eğer din olsa bütün dünya cennet olur. Zekat, sadaka, fitir verecek fakir bulamazsınız. Dünyanın kötü olmasının temelinde
parayla ölümsüzleşeceğini düşünen, gözü duymayan şeytanın uşaklarından dolayıdır. 150 bin yıl sonrasının sonrasına yetecek parası olanlar hala milleti soymak için senaryolar oynanıyor. Ülkeler sömürülüyor. İnsanlar satın alınıyor. Kendine bekçi köpeği gibi av üstüne gönderiliyor. İnsanlar dolandırılıyor. Yani kimse dinsizliğin insanları para karşısında nasıl aptallaştırdığını konuşmuyor. Milyonların nasıl sömürüldüğünü konuşmuyor. Hazreti Muhammed öyle evlenmiş, böyle evlenmiş. Lan oğlum ne yapacaksın? Geri dönüp geriyi mi değiştireceksin? Sen günümüze bak. Sen şimdi akıl yürüt. Bu sömürülen insanları nasıl kurtaracaksın? Bu gözü duymayan zenginlerin gözünü nasıl duyuracaksın? El alem ne der hayat için evlenecekken 200 bin lira masraf olacağına 12 milyon masraf edip o borcun altında tekrar boşanmak zorunda olan gençleri düşün. El alem diye diye insanlar hayatta birbirine zehir et. O yüzden İslam'ın cımbız da içine alınıp yani sana olumlu ya olumsuz katkısı olmayınca şeyleri tartışmak yerine Kur'an'ın insanı düşündürmeye davet etmesi, aklını kullanarak güzel bir yaşam sürmesi, kimseye zarar vermemesi, sizin en hayırlınız, insanlara en faydalınızdır demesi gibi biz insanları hani hanginiz en güzel şekilde amel edecek diye yarattık diyor bu ayette de. Bunu düşünün yani. Evet, sevgi, saygıyla selamlıyorum. Hepimizi, kendi nefsimi başta olmak üzere kör, haş olmak istemiyorsak bu dünyada alimmiş gibi, Müslümanmış gibi yaşayıp da eksiklerini gideremeyen kullara bakmak yerine Kur'an'a bakıp kendi nefsimizi hesaba çekmek için ne diyor Ali? Ümmete sığındım, ümmet vurdu beni diyor. Ümmete bakmayacaksın. Kendine bakacaksın, Kur'an'a bakacaksın, Allah'a bakacaksın. Ben ne kadar Müslümanım. Sen de sorumlusun, Allah senin de Allah'ın. Sen de bu insanları uyarmakla görevlisin. Bu sadece bu işte din üzerinden sömürü yapanların görevi değil ki. Onlar zaten görevi kötüye kullanıyorlarsa sen iyisini yapacaksın. O yüzden şikayetçi olmak yerine karanlığa küfretmek yerine bir mum yak. Önce kendi beynine, ruhuna, hayatına bir mum yak. Kur'an'ı oku. Sonra dilin döndüğünce etrafına anlatırsın. Veya en azından yanlış yapanlara bakarak dini eleştirmezsin. Allah'ı eleştirmezsin. Umarım ki cehennem azabından korunursun. Kur'an kadar insanı cehennemden koruyacak bir kitap bulunmuyor. Evet, hepinizi sevgi saygıyla selamlayarak Allah'a emanet olunuz.